Doktor bey uyanıyor galiba. Geçmiş olsun. İyi misiniz? Eşiniz ve kardeşiniz dışarıda sizi görmek için bekliyorlar. Sakin ol. Sakin ol. Uyandı mı? Evet uyandı. Sadece sizi görmek istiyor. Evet, biliyorum. Üzgünüm canım. Nasıl öğrendiniz? Sana ulaşamayınca Nami'yi aradık. Neden onu görmek istemiyorsun? Her şey geçecek. Düzelecek, sana söz veriyorum. Çık dışarı. Zülal'cim. Dışarı çık! Namık dışarı çık. Seni görmek istemiyorum. Artık bir bebeğimiz olmadığına göre sana katlanmak zorunda değilim. Çık dışarıya. Ne dediğini bilmiyorsun Zülal. Çok zor bir durumdasın. Seni anlıyorum. Artık oyun bitti. Niket'i biliyorum. Her şeyi biliyorum. Dışarı çık. Artık beni dövemeyeceksin. Beni eve kapatamayacaksın artık. Dışarı çık. Çık git buradan. Git buradan. Süper. Dışarı çık. İstemiyorum seni. Dışarı çık. Görmek istemiyorum seni. Git buradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Merhaba. Merhaba yavrum. Gittin mi evine? Gittim. Taşınacağım. O evde artık yaşayamam.
Canım sen de güvenlikli bir siteden ev bak. Şimdi herkes öyle yerlerde yaşıyor. Bakalım nerede oturacağız? Çok kötü bir sabahtı. Efendim Melikciğim? Nejat, neredesin? Evdeyim, ne oldu? Zülal bebeğini kaybetti. Ne? Hastanedeyiz. Çok. Nejat, lütfen gel çabuk. Çabuk gel. Arzu Kalkan. Merhaba. Kolay buldunuz mu? Sayılır. Kimseye söylemediniz değil mi burada olduğumu? Hayır, korkmayın. Buyurun. Ne ikram edeyim size avukat hanım? Ne içersiniz? Kusura bakmayın, evde ev değil ama sizi bahçede ağırlıyorum. Hiç zahmet etme. Lütfen otur. Telefonda bahsettiğim gibi olan biteni ben bir de senden duymak istiyorum. Bana güven, tamam mı? Güvendesin. Sana hiçbir şey olmayacak. Ben sadece gerçekleri bilmek istiyorum. Bir katil mi savunacağım yoksa iftiraya uğramış bir kadını mı? Hatice, eğer bana yardım edersen aslında herkese yardım etmiş olacaksın. Sinir krizleri geçiriyor. Uyutuyorlar. Buradan. Seni de al. Burası. Evde teyze gelin. Thank you.
tekrar Nükhet'le görüşmeye başlamış. Zülal onun yüzünden bebeğini düşürdü. Zülal Nama bağırırken... ...beni artık dövemeyeceksin. Üstüme kapıları kilitleyemeyeceksin dedi. Beni evde kilitleyemeyeceksin dedi. Oh, God.
yaşasa seni gebertirim. Tamam lan, gebertirim. Arthur, öldüreceksin. Sen gerçekten annenin kızıymışsın. Annenin anneme yaptığını sen de Zülal'e yaptın. Sen benim kardeşim değilsin artık. Hiçbir şeyim değilsin. Feride Hanım. İyiyim kızım. Çocuğumu merak ediyorum. Daha uyuyor. Ne uykusu bu? Kaç saat oldu? Daha iyiymiş Feride Hanım. Birazdan uyanır. Allah daha kötülerinden korusun. Amin. Nejat dönmedi mi daha? Cevap vermedi. Ben de çok tedirginim. Sen 5 dakikada bir ortadan kayboluyorsun. Dışarı çıkıyorum baba. Hava alıyorum biraz. Daralıyorum burada. Zülal nesin? Hala uyuyor. Uyanmasını bekliyoruz oğlum. Nişat. Tekrar günaydın. Daha sakin miyiz? İyi miyiz? Sizi görmek isteyen bir sürü yakınız var kapıda. Nejat dediniz. Dışarıdaysa onu da çağırayım mı? Hayır. Annem dışarıda mı? Evet. Ona da bir sakinleştirici verdik. Annemi çağırır mısınız? Peki. Çok iyi. Sizi görmek istiyor. Belli etmedin bize. Doktor çok büyük bir travma geçirmiş dedi. Melek söyledi. Nama neler söylediğini. Utanma. Sakın üzülme. Sakın. Hepsi geçti. Bu kadar kötü bir babanın çocuğunu doğurmanı istemedi Tanrı. Böyle söyle. Böyle avun. Daha çok gençsin. Çok güzelsin. Önünde upuzun bir hayat var. Yavrum.
ediyorsun? Dokunma. Git bak. Zaten herkes her şeyi biliyor. Var burada. Şey. Namık? Namık? Ne oldu sana? Ah Namık, ne oldu sana? Senin Namık'a gittiğini söyledim. Çok korktum. Girer misin? Ne zamandır biliyordun Keti? Bugün öğrendim. Onun için mi geldin şirkete? Çok vurdu mu sana? Seni odaya kilitlerken Namık'a bağırmışsın. Melek duymuş, o söyledi. Onu terk edeceğimi sandım. Peki onu terk etmek istedin mi? İstedim. Ama istesem de gidemezdim. Thank you.
Alo. Lokale gidiyorum. Gelebilir misin? Tabii. Bir terslik yok ya. Çorlu'daydım. İstanbul'a girdim şimdi. Hatice Hanım'ı ziyaret ettim. Ali, ben bu davayı bırakıyorum. Ama önce seninle yüz yüze konuşmak istediğim şeyler var. Lütfen, eğer bu işin içinde değilsen konuştuklarımızı Belkıs Hanım'la paylaşmadan gel. Tamam, peki Zafer. Geliyorum. Görüşürüz. Lokale gidiyorum. Yine mi lokal? Zafer çağırdı. Acil görüşmemiz lazımmış. Ayda yılda bir gördüğün Zafer'le ne sık görüşür oldun böyle? Altında ne arıyorsun? Ne aradığımızı ikimiz de çok iyi biliyoruz. Merhaba Onur Bey. Lokale gider misiniz? Ali şu anda evden çıktı. Annesi vardı yanında, fazla kalamadım. Sonunda olan oldu işte. Çok korkutmuş. Belkıs Hanım çok kıskanç bir kadın. Peşimde tanımadığım biri bana dair bilgileri ona gönderiyor olabilir. Hatice Hanım diyordum. Konuşurken kimseye güvenmiyor. İfade vermiş olmasına rağmen. Unutmak istiyor her şeyi. Yok saymaya çalışıyor. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Bir fazlasını. Hatice yalnız değil. Evdeki diğer yardımcılar da Belkıs Hanım'ın fahriyeyi öldürdüğünü düşünüyorlar. Ama düşünce mahkemede delil olarak yetersizdir. Ayşe kim? Yardımcınız mı? Evet. O ve Hatice evde Belkıs Hanım'ın pencereleri açtığını görmüşler. Seni karınla ilgili hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm. Ama benim içimdeki ses Belkıs Hanım bu işi yapmıştır diyor. Ben bu davayı bırakıyorum. Ama bir hukuk insanı olarak adaletin yerine gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden daha önce evdeki güvenlik görüntüleri izlenmedi? Evde Fahri Bey'in daha önceden kurdurmuş olduğu, sen dahil herkesin her köşeden izlendiği bir güvenlik sistemi varmış. Belki Belkıs Hanım'ın bile bilmediği, sadece Hatice Hanım'ın bildiği. Yarın Ayşe bu görüntülerin hepsini bana getirecek. Rahat mısın? Daha
Az kaldı yavrum. Şimdi sana güzel bir yer hazırlarız. Biz de yanı başında otururuz. Nerede kalacağım ben? Eda benim odamda değil mi? Benim odam var. Necat'ın odası var. Geçici olarak birinden birinde kalırsın. Sonra tekrar kendi odana gidersin yavrum. Benim odamda kalırsın. Ben evin her yerinde yatarım. Eda neredeymiş? Bilmem. Sessizce hastaneden çıkıp gitmiş. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl bu kadar gaddar zalim olabilirsin? Zülal bana bir kadın olarak ne verdi biliyor musun? Hiç. Koca bir hiç. Utan be. Utan. Sen ne verdin ki karşılık bekliyorsun ha? Sen, ulan sen, sen doğmamış çocuğunun katili oldun be. Hiç mi vicdanı sızlamıyor senin ha? Kendine rezil ettiğin yetmemiş gibi bizi de iki paralık ettin. İnanmıyorum Namık. Bu sen olamazsın. Nasıl bu kadar değişti? Dayanamıyorum artık. Fırat beni eve götür. Bitti. Bitti Namık. Senin gibi evladım yok benim. İstersen dünyanın öbür ucuna git. Arayıp sorarsam şerefsizim. Ha? Gözümden bir damla yaş gelirse bil ki o da senin için değildir. Sana verdiğim bunca emek içindir. Hadi Şahin. Burada işimiz bitti artık. Gördün mü? Allah sana bu acıyı bir evladını da yaşattı. Boşuna mı yavham yapıyormuşum? Hani? Namık efendi çocuktu. İyi eğitimliydi, hali vakti yerindeydi. Zülal'i dövüyormuş. Bekler miydin? Başka kadınlara gidiyormuş. Tövbe tövbe. Bekler miydin? Al ikisini koy bir kefeye. İkisi de iyi eğitimli. İkisinin de hali vakti yerinde. Peki Namık'ın Zülal'e yaptığını, Ali'nin Melek'e yapmayacağı garantisini kim verebilir? İkisi de aynı adam. Of. Ya Namık böyle yaptı diye Ali'yi de mi suçlayalım? Asalım keselim mi? Beş parmağın beşi bir mi? Aklını başına alıyor Set Hanım. Zülal evde. Melek nerede? Bak saat kaç oldu. Nerede kızın? İşe gideceğim demedi mi? Sana demiştir. Ya da sen onu korumak için uyduruyorsun. Of Halil. Bir sus. Lütfen bir sus. Üstüme gelme. Anne. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sinirlerim çok bozuldu. Bu olanlara artık katlanamıyorum. Ver şu tepsiyi bana. Git elini yüzünü yıka sen. Neredeler? Yukarıda. Necat'ın odasındalar. Mısın böyle? Rahatım anneciğim. Canım benim. Ben şimdi sana bir iki tane daha yastık getireyim. Hem daha dik oturursun hem daha rahat edersin. Canım. Ah Melek. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Feride teyze. Merhaba. Geç sen geliyorum ben. Benim yüzümden eve dönmek zorunda kaldın değil mi? Senin yüzünden değil. Senin için geldim. Ama yarın evleniyorsun. Gelemeyeceksin. İptal edelim mi? Necat. Beni götürür müsün oraya? Sen bu deliliği yapmaya kararlı mısın? Kızlarım, canlarım,
Allah daha büyük üzüntüler göstermesin. Amin. Amin. Necat. Eda'yı arar mısın? Ben çok huzursuz oldum. Arayacağım. Aramam lazım. Sorar mısın Zülal'i görmeye ne zaman gidebiliriz? Ne haber Necat? Niye gittin? Orada olması gereken en son kişi olduğumu hissettim. Hem Namık'ın ablası olduğum için hem de... Öyle işte. Neredesin şimdi? Annemlerdeyim. Bir gün erken döndüler. Şansa bak. Ağlama. Lütfen. Bu olanlarda senin hiçbir suçun yok. Namık için ağlamıyorum ben. Zülal çok asil bir kız. Ben... Ve ailem onun yanındayız. Annemler onu görmek istiyorlar. Ama bence bugün doğru bir gün değil. Necat. Bu gece ben annemlerde kalacağım. Sonra da kendime... yaşayabileceğim bir ev tutarım. Sen ailenin yanında bir gün dinlen. Daha sonra konuşuruz, olur mu? Beni düşünme. Geçer. Tamam mı? Elbette tamam değil. Sabah annenlere gideceğim. Orada konuşuruz, tamam mı? Hadi herkese selamlar. Böyle. Kızım taşınırım dedin. Tuhaf tuhaf konuştun. Evine ne oldu? Siz yokken, Paris'teyken evime hırsız girdi. Sizi tedirgin etmek istemediğim için bir şey söylemedim. Evde kalmaya korktum. Eşyalarımı alıp Necat'lara taşındım. Kızım söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Hırsız sana ne yaptı? Ha? Kızım. Tamam, olan olmuş. Ne var bu kadar ağlayacak be yavrum? Sinirlerim boşaldı. Namık beni bırakıp yine gider mi? Öldürürüm onu. Bak. Namık artık yolun sonuna geldi. Bebek yok. Zülal'i de sevmediğini söylüyor. Aslında Namık'ın senden başka kimsesi yok. Artık Namık avucumuzun içinde. Ben asıl yarından sonra Necat'ı merak ediyorum. Anne, bunu yapmayacaksın değil mi? Namık'ı sakın yarın işe başlatma. Hayat, açık yaranın üzerine gideceksin. En iyi intikam yoludur. Sadece Arzu Hanım'la buluştular. Dikkat çekici bir samimiyetleri yoktu belki. Hararetli hararetli hiç konuşur gibi bir halleri vardı. Birkaç saat önce ayrı ayrı çıktılar.
Efendim Hatice abla, hayırdır? Belkis Hanım'ın yeni avukatı buldu beni. Yarın sabah konuşmamızı istiyor. Düzgün bir kadına benziyor. Ali Bey gibi değil. Ne diyeceğiz? Ben konuşacağımı konuştum. Artık her şeyi söyledim. Şimdi senin de konuşman lazım. Eğer hakikaten bu kadın suçluysa ben Belkis Hanım'ı savunmam dedi. Bana çok itimat verdi bu kadın Ayşe. Beraber gidelim. Sen her şeyi gördün. Hem sana bir şeyin yerini söyleyeceğim. Yarın oradaki bütün kasetleri yanında gizlice getirirsin. Zülal'in başına gelenleri. Duydum. İyi. Aklı olan bundan ders çıkarır. Değil mi? Öyle baba. Üstelik bir kepazelikleri yapan iyi eğitimli, aklı başında insan. Sonradan analar ağlıyor ama. O da senin gibi. Düşünmeden, taşınmadan aceleyle evlendi. Sonra ne oldu? Hüsran. Aklını başına devşir Melek. Aklınızı başınıza devşirin. Yarın evleniyorum. Elimi tut. Bana şans dile. Babamı yanıltacağım. Ali kimseye benzemiyor. Göreceksiniz. De geleceğim. Babam seni öldürür. Baba kızını mezara kadar mutlaka affeder ama bir anne kızını gelinlikle görmezse gözü açık gider. Arkadaşım olacaktı. O büyürken bir yerde Namık'la yollarımız ayrılacaktı. Onun anlayabildiği, hoş görebildiği bir zamanda. Bu hayaller beni o evde tuttu. Namık'ın yanında kalma gücü verdi. Söylemiştim demeyi sevmem ama... söylemiştim. Biliyorum. Bir kere değil. Çok konuştuk. Çok konuştuk. Keşke Namık o gün karşıma çıksaydı. Keşke o gün görseydim onu. Anneciğim. Öfkenin kimseye yeri yok. Necat'ın da söylediği gibi. Bazı insanlar asla değişmez. Sen de hiçbir şey belli etmedin kızım bize. Tamam buraya geldiğin zaman yanında olmuyordu. Şüpheleniyorduk bazen. Ama o kadar güzel idare ettin ki. Yok işi var. Yok arkadaşlarına söz vermiş. Yani
için bu kadar geç olmasaydı. Olan oldu. Hayat devam ediyor. İçimizde bir yerde yaşamak için, sevmek için hala bir ateş yanıyorsa hiçbir şey için geç değildir. Sen beni mi takip ettiriyorsun? Ne? Ne zaman lokale gitsen peşimde biri var. Yapma be kız. Tek akıllı sen değilsin. Zafer gelmedi. Avukat Arzu ile karşılaştı. Karşılaşma mı buluşma mı? Adı üstünde. Baro lokali. Başka bir amacım olsaydı farklı bir yere gidebilirdim. Mesela oteli. Haddini bil. Bence sen haddini bil. O kıza karşı zaafın olmadığını söyleme sakın bana. Bu durumdayken bana köpeğinmişim gibi davranmayan her kadına ilgi duyabilirim. Yalnız görüşeceğim, dışarı çık Ali. Buna karışma Ali. Nereye gidiyorsun Ali? O ne Ali, bu ne Ali? Yeter be! Senin evlendiğin adam, senin beslediğin adam değil. Ben seninle tanışmadan önce neysem hala oyum. Ölen kocanın şirketinin başına geçtin diye beni yönetecek Belkıs olmadı. Evlenince senden bir şey mi aldım? Bir şey mi talep ettim? Sana evlenme teklif ederken bir şey istedim. Eşim olmadı. Patronum değil. O kadını beni savunmasını istemiyorum. İkiniz için de çok isabetli bir karar olur. Ben bu evi terk ediyorum. Belkıs Hanım. Aksi halde sana ihanet edeceğim. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Efendim. Eşyalarımı hazırlayın. Birazdan çıkacağım. Peki efendim. Hoş geldin. Merhaba. Otursana Nejat. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yüzüne bakacak halim yok. Onun için biraz erken çıkmak istedim ama olmadı işte. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Sizi suçlamıyorum. Bu senin temiz yüreğinden. Adam gibi adam olmandan kaynaklanıyor. Bir de benim oğlumun yaptıklarına bak. Herkesin önünde boynumuz eğdi. De bir kere değil, kaç kere. Ya düşünebiliyor musun? Tatile gitmişiz. Karı koca sabahtan akşama kadar çarşı pazar dolaşıp torunumuz için alışveriş ediyoruz. Bir sevinç, bir telaş. Hele Jalecik. Torunun erkek olacağını öğrenince sevinçten havalara uçtu. Cuma günü dönecektik. Ben dayanamam dedi. Bileti yaktık, perşembeden geldi. Ama karşılaştığımız manzaraya bak. Yıkıldık. Evet.
Hepimiz aynı hayal kırıklığını yaşıyoruz. Birbirimizden kaçmayalım. Ben sizinle olan bağımı Namık'tan ayrı tutuyorum. Çok teşekkür ederiz Necan. Sağ ol. Sen her zaman oğlumuzdan daha hayırlı bir evlat oldun bizim için. Keşke benim oğlum sen olsaydın. Neyse. Benim avukatımla randevum var. Gidip Namık'ı mirasımdan çıkarttıracağım. Ben öldükten sonra bir kuruş alamayacak. Ben kalkayım. Pardon. Eda da içeride seni bekliyor. Bu arada Zülal'i ziyaret edemedik. Eda bunun pek uygun olmayacağını söyledi. Ama ne olur ilet. Onları unutmuş değiliz, tamam mı? Hepimiz sizi anlıyoruz. Endişelenmeyin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Fırat seninle duygularımızı paylaştı. Tekrar tekrar söyleyemeyeceğim. Görüyorsun halimizi. Ben de size böyle bir hoş geldiniz demek istemezdim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tanrı Zülel'i onu sevecek, kıymetini bilecek birine bağışlasın. Onun Namık'tan çektiğini kimse bu kadar çekmezdi. Başkası olsa sana çok kızar. Ama Zülal'e el kaldıran oğlumu o hale getirmene inan gram kızmıyorum. Ben düşündükçe çok utanıyorum. Çok benim tarzım bir şey değil ama. Bazı anlar geliyor, öfken seni dinlemiyor. Zülal'e yaptıklarının bir cezası olsa gerçekten namı gereken merceğe ben teslim edeceğim. O kadar kızgınım bir anne olarak. O kadar soğudum. Eda'ya geldiğini haber vereyim. Eğer müsaade ederseniz ben yanına uğrayayım. Olur. Nasıl istersen. Bebeğini kaybetti dediğindeki gözlerin. Sonra hastanede nefes nefese merdivenlerden yukarı çıkışın. Namı Zülal'e yaptıklarını duyduğun an çıkıp gidişin. Zülal uyandı dedikleri zaman heyecanlanışın, odaya girmeyi bekleyişin, girişin. Sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Senin bir yalancı olduğunu hiç düşünmedim. Bana hiçbir zaman onu unuttum demedin çünkü. Sana ben evlenelim dedim. Ben evlenmeyelim diyorum şimdi. Bir söz verdin diye sana peşimden gel diyemem. Çünkü desem biliyorum gelirsin. Zülal'le benziyorsunuz. Herhalde sana ve bana duyduğu saygıdan o mesafede kalırsa senin hayatına zarar vermeyeceğini düşündüğünden kardeşimle kaldı.
bütün o iğrenç şeyleri sessizce yaşadı. Sadece bir söz verdiğin için ömrünü yaşadığın insan olmak istemiyorum. Biliyorum beni çok seversin. Çok mutlu edersin. Ama gözlerinde hep Züleli göreceğim. Sen benim için çok özelsin. Eğer içimden Züleli çıkartabilseydim... yerine koymak isteyeceğim tek kişi sendin. Ben seninle yaralarımı sarmadım. Biliyorum. Biliyorum. Dinle. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Seni hep kendime saklamaya çalıştığım için. O kadar bencil oldum ki bazen. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini bile bile... Züleli'nin gözlerinde de hep seni göre göre... sesimi çıkarmadığım için. Yavaş Feride Hanım. Peki Halil seni böyle görünce anlamayacak mı? Nereye gidiyorsun demeyecek mi? Ay, o gelmeden çıkacağız biz. Görmeyecek. Ama siz gene de yavaş olun. Yerin kulağı vardır. Sülal. Herhalde nikah gelinin kıyafetleriyle giden tek nikah şahidi ben olacağım. Böyle mi evleneceksin? Hayır. Gelinliğim Ali'nin evinde. Orada giyineceğim. Böylece sen de evlendikten sonra nasıl bir yerde yaşayacağımı görürsün. Ben mi gelmiyorum yani? Feride teyze. Babama bunu yapmak istemediğinizi biliyorum. Ve size saygı duyuyorum. Ama böyle mutlu bir günde sizin yanımda olmanızı çok istiyorum. Siz benim ikinci annemsiniz. Herkes beni mi bekliyordu? Neredesin sen? Böyle bir günde erkenden çıkıp gitmişsin. Eda'daydı. Eda akşam eşyalarını almaya gelecek. Galiba annesi ve babası da gelecekmiş. Hadi çıkalım. Damat ağacı olmuştur. Beklediğim telefon. Niye gülüyorsun? Yapmayın. Olanları bilmiyor musunuz? Ne demiştiniz? Oyun bitti. Nükhet'in bunda hiçbir suçu yok. O seninle bu konuyu konuşmuş. Züleyha her şeyi bilerek geldi buraya. Ve tabii siz de olanları inkar etmek istemediniz. Namık, sen sarhoş musun? Ne yapacağız şimdi Belgis Ekinci? Oyun bozuldu. Bana hala o İtalya işinin ortaklığını teklif ediyor musunuz? Kızımla evlenecek misin? Hayır. Çünkü Zülal'den boşanmayacağım. Onu Necat'a bu kadar kolay mı bırakacağım sandınız? Bu savaştan yenik ayrılmayacağım. Duyduğum en gerizekalıca şey. Ya yargı önünde en fazla 3 yıl diretebilirsin. Önünde sonunda boşanacaksın. 3 yıl mı? 3 yıl kimin umurunda? Her şey bugün.
bugün. Namık, ne saçmalıyorsun sen? Ne bugün? Size şöyle söyleyeyim. Ben Zülal'den ayrılmış bir adam olmayacağım. Zülal de benden boşanmayı başarmış bir kadın olarak yaşamayacak. Dikkat et, kendi kazdığın kuyuya kendin düşme. Eğer boşanmayacağım diye diretirsen kızımla görüşemezsin. Boşanana kadar nüketsiz ve beşpensiz mi yaşayacaksın? Bakın, beni ortağınız yaparak Nejat'tan intikam mı almaya çalışıyorsunuz? Buyurun, alın beni. Ama lütfen Nüket'i önüme bir tehdit unsuru olarak getirmeyin. Bakın ne diyorum size, Zülal'den boşanmayacağım. Ama ona dokunmayacağım bile. Yani merak etmeyin, Nüket'i aldatmayacağım. Size söz veriyorum. Ayrıca imzaladığınız bazı kağıtlar var. Hatırladım. Namık, ya derhal boşanır kızımla evlenirsin, benimle ortak olursun. Ya da hayatın boyunca sürüngen gibi yaşarsın. Sen beni gerizekalı zannettin. O imzaladığın kağıtların hepsi ön protokol. Bir daha aklında bulunsun. Okumadığın kağıda imzanı atma. Ya kendini toparlar hemen buraya gelirsin. Ya da kendini bedellerden bedel be. Kusura bakmayın, gelemeyeceğim. Gitmem gereken bir nikah var. Yüz yüze bakamam. Saçmalama. Hiçbir yere gitmiyorsun. Nüket! Bunların hepsini toplayıp Namık'a gideceğim. Eğer abime olan kini bana olan sevgisinden büyükse yeter artık. Of, akılsız kızım. Evset! Evset! Gerçekten her şeyin kaydedildiğinden haberi yoksa Ayşe'nin getirdiği bu cihazın içinde Fahri Bey'in öldüğü onu takip eden günlerin görüntüleri olmalı. Üst üste kaydetmiyor mu bu? O zamana kadar saklamış olabilir mi? Fahri Bey öldüğü güne kadar her gün o kasetlerin değişmesini istedi. Hiçbir zaman yatağından kalkıp o kasetleri izleyemedi ama o kayıtların her gün tutulmasını istedi. Fahri Bey sağken onun avukatı sen değil miydin? Niçin her şeyi sen değil de Hatice biliyor? Valla ben de çok şaşırdım şimdi. Herhalde Belgis'le onun sağlığının son dönemlerinde başlayan ilişkinizi sezdiği içindir. Hmm.
Affedersiniz. Sevgili Melek, sevgili Ali. Az sonra Ümraniye Belediyesi'nin bana vermiş olduğu nikah kıyma yetkisine dayanarak sizlerin de evlilik yemin etmeniz halinde karı koca ilan edeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Peki. Siz Orhanoğlu Ali Yağız, hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayırıncaya dek, Melek genç oğlunu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde, kaybettiğimiz onca yıldan sonra karım olur musun? Siz Halil kızı Melek Gençoğlu, hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde, Ali Yağız'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Medeni Kanun'un ve Ümraniye Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hoş geldin. Tebrik ederim. Tut bakalım. Belki Sekinci'nin odası. Buyurun. Anne, polisler geldi. Ne polisi? Belki Sekinci. Benim. Cinayetten tutuklusunuz. Ne cinayeti? Zorluk çıkarmayın lütfen. Bırakın. Saçmalamayın, bırakın. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın!